Merhaba dostlar, ben Sinan Soylu. Bu derste fotoğraflarınıza veya renderlarınıza yapay zeka desteğiyle hareket efekti verip video haline nasıl dönüştürebiliriz bunu öğreteceğim. Tabi buradaki kullanım alanları sınırsız dostlar. Örneğin bu derste yaptığımız şu örneklerdeki gibi isterseniz bir tatil fotoğrafınızı böyle hareketlendirerek çok güzel videolar elde edebilirsiniz. Bunu daha sonra sunum yapıp izleyebilirsiniz. Çok güzel, neşeli olur. Ya da bir kullanım alanı daha var mesela tasarımcıları ilgilendiren. Örneğin 3 boyutlu bir bina modellemesi yaptınız ve bunun renderını aldınız. Size iş veren adam diyor ki, bunu bir de animasyon yaparsak süper olur. İşte biliyorsun, billboardlarda veya TV'lerde reklam olarak vereceğim. Sana zahmet, bunu bir de animasyona dönüştürebilir misin diyor. Sen de diyorsun ki tabii, bedeli bu kadar, neden olmasın? Deyip işi reddetmeyin ha. Kabul edin. Gelin bu videoyu izleyin, bakın aynen bu derste şu örneklerdeki yaptığımız gibi yaparak tek kare fotoğrafınızı güzel bir sunum yapıp çok güzel videolar elde edebilirsiniz. Bundan para da kazanabilirsiniz. Şu ana kadar burada gösterdiğim bütün dönüşümleri biz bu derste yaptık. Merak edip ilgisini çekenleri şöyle alalım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken runwayml.com'a girmek. Sonra böyle bir site karşınıza çıkacak. Kayıt olmak istiyorsanız şuradan Tran Runway Free veya Sign Up It's Free deyip tıklayıp hemen gelen sayfada e-mailimi ben gireyim. Next diyeyim. Bir username istiyor bizden. Buraya bir username gireyim. Bir de password istiyor. Evet. İki kez şifremizi de girdikten sonra next diyelim. Şimdi adımızı soyadımızı falan istiyor. Bunları da girebiliriz. Create account deyip. Verification code istiyor. Yani e-mailine bir kod gönderdim. Onu girer misin diyor. E-mailimizi açalım. E-mailimize gönderilen kodu alıp kopyalayıp buraya yapıştırıp validate diyelim. Skip deyip şuraya geçelim. Karşımıza planlar çıkıyor. Biz try for free deyip deneyeceğiz. Bize 125 kredi veriyor arkadaşlar. Runway ML'deki yapay zeka genellikle video yapma araçlarıyla ilgili arkadaşlar. Ama mesela bakın, videodan videoya kendi videonuzu örneğin koyup bunu çizgi film gibi dönüştür, buna dönüştür diyebilirsin. Veya sadece bir tekst yazarak dalgalar içerisinde yüzen, batmak üzere olan bir gemi dediğinizde de bir video oluşturuyor. Ya da arka planı kaldırıyor. Ya da bir fotoğraftan o fotoğrafı yenileyebiliyor gibi şeyler var. Birçok seçenek var, tutorialları falan da var. Genel olarak bir video üretim sitesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu fotoğrafla mı, yazarak mı video üretirsin, bu sana kalmış diyor. Bizim yapacağımız şey ise bir video üretirken hazır olan bir resmi kullanmak. Bunun için solda Generate Videos'a tıklıyoruz. Bakın burada bölümler açılacaktır. Generate Videos'a tıklıyoruz. Burada text veya imajdan video oluşturma bölümü var. Buna tıklıyoruz. Böyle bir bölüm karşımıza geliyor. Önce Gen 1 vardı. Gen 2 de çıktı tabii. Start diyoruz ya da şunları skip diyerek geçelim hiç. Bu bölüm direkt geliyor karşımıza. Şimdi burada şuraya tıklarsanız sadece yazarak bir video elde edebilirsiniz. Hiçbir başka dokümana ihtiyacınız yok. Buraya basarsanız bir fotoğraftan o fotoğrafı hareketlendirmesini isteyebilirsiniz. Buraya basarsanız bir fotoğraf artı fotoğrafa şunları da ekle diyerek videoyu daha da değişik hale getirebilirsiniz. Biz burada direkt fotoğraftan hareket edeceğiz. Şimdi ilk denemelerimizi yapalım arkadaşlar. Tabii biz ücretsiz kayıt olduğumuz için 105 second left, yani 105 saniyelik bir üretim aşamasına geçebiliriz. Her üretimde 4 saniyelik bir indirim oluyor. Yani yaklaşık 25-26 tane video üretebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar fotoğraftan video üretmeye. Şöyle de sizin için hazırlamış olduğum videolara bakalım. Bu videolardan örneğin bakalım şunlara. Şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Örneğin şunu şuraya doğru itelim. Yüklensin. Şimdi biz bu fotoğrafta nerenin hareketlendirmesi gerektiğini bu yapay zekaya öğretebiliriz. Bunun için Motion Brush Beta'ya tıklayıp şurada fırçayı istediğin yere dokundurarak burayı hareketlendirmesini söyleyebiliriz. Örneğin bakın burada fırça ucunu büyütüp küçültebiliriz. Şuralarda, şurada şu buğday başaklarının rüzgarla hareketlenmesini istiyormuşuz gibi bunu yapay zekaya anlatabiliriz. Evet, bu şekilde anlayacaktır. Şimdi burada X aksisinde, yani sağa sola hareket edeceği için şu hareket odağını sola veya sağa böyle birazcık 2-3 gibi seviyesine getirip yaptırabiliriz. Eğer yukarıdan aşağı bir hareket istiyorsaydık şöyle birazcık bunu arttırabilirdik. İstersek aslında birazcık arttırabiliriz ama buna ihtiyaç yok. Yine de çok az bir verebiliriz. Hani şelaleden akan bir su olsaydı sadece Z ekseninde bunu arttırmamız yeterliydi. Bu da Z aksisinde 3 boyut ekseninde hareket ettirmek, bunlara gerek yok. Save dedim, kaydettim.
ve generate diyorum. Bunu generate edecek ve bize verecek arkadaşlar. Evet, işlemi süreci bitirdi. Yaklaşık bir dakikada. Şimdi basalım nasıl bir şey oluşmuş. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sonuç oluşturmuş. Harika bir şey. Gerçekten harika olmuş. Buna 5 yıldız verilir. Peki. İsterseniz extend deyip bunu 20 kredi karşılığında biraz daha uzatabilirim diyor. Bu videoyu bu şekilde işlemler yapabiliyor arkadaşlar. Şuraya basarak da videonuzu download yapabilirsiniz. Tıkladım, videomu indiriyor. Şimdi bunu indirdik buraya. Bunun altına bir de müzik döşersin, muhteşem bir iş çıkar. Bak, çocuğu da biraz hareketlendirmiş. Dikkat edin. Çok güzel. Biz çocukla çok ilgilenmesini istemediğimiz için çocukla ilgili herhangi bir gelişme yapmadık. Şimdi bir tane daha yapalım. Hemen şuraya gelelim. Bunu kaldırsın. Yeni bir tane imaj yükleyelim. Şunu yükleyelim. Bunu getirip şuraya sürükleyelim. Motion brush yapalım. Tıklayalım. Şurada hareket yapmasını istiyorum diyelim. Arkadaşlar, bu aslında bazen nerede yapacağını çok iyi bilebiliyor. Bunu böyle bıraksak da eminim buralarda bunu doldurabileceğini falan bilir. Biz yine de buraları tarayalım da işimizi garantiye alalım. Nasıl olacak bu hareket? Hem XY ekseninde hem X ekseninde bulutlar sağa sola böyle hareketlenir, biraz gider. Ama özellikle yukarı doğru, yukarı ekseninde, yani Y ekseninde yukarı doğru. Bakın, ok da yukarıyı gösteriyor. Ama biz nereye gideceğiz? Aşağı doğru itmesi lazım değil mi? Bunu aşağı doğru itmesi lazım. O zaman bunu aşağı doğru hızlı bir şekilde itsin. Böyle bir hızlandıralım. Şu şekil yapalım. Şöyle save diyelim. Generate diyelim. Şu anda şunu generate yapıyor. Evet, şu anda bitti. Bir izleyelim bakalım. Şuraları da doldurmuş. Şurada bir şey yoktu. Biz bir şey yap, silo falan yapmış, buraya eklemiş. Çok iyi ya. Peki, geçelim. Şuradan download yapabiliriz. Şimdi bakalım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki, bakın, biz böyle bir render aldık. Bu render'ı animasyona çevireceğiz. Bu binaların tanıtımını yapacağız. Daha sonra da yüksek enstantaneyle çekilmiş efekti verilmiş bu fotoğrafımızı hareketlendirmeye çalışacağız. Böylece 3D renderlarımıza hareket efekti kazandırmış olacağız. Arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bina görsellerinde falan renderları sunarken burada neyin hareketli olabilir? Mesela ne hareketli olabilir? Şu yapraklar hareketli olabilir rüzgardan. Binanın hareket edecek hali yok değil mi? Bir de gökyüzünde bulut olsaydı hareketli olabilirdi. Bu tip ağaç, bitki, bulut ve gökyüzü hareketleriyle onun gerçekçi bir animasyona dönüşümünü sağlayabiliriz. Photoshop'umuzu açtık. Fotoğrafımızı sürükledik Photoshop'umuzun içine. Sizi yormadan gökyüzünde boşluk olan yerleri bulutla dolduracağım. Buraları da biraz hızlandıracağım ki videomuz çok uzamasın. Siz renderlarınızda zaten bulut ekleyebilirsiniz. Ya da Photoshop'la bulut eklemek falan, böyle şeyler çok kolay. Bunu da yapabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde bunu yapayım. Ondan sonra hemen animasyona dönüştürelim. Çünkü bulutların hareketi gerçekçi bir ifade katacaktır. Evet, Photoshop'la biraz zaman geçirdikten sonra bulut ve biraz kuş ekledik. Hemen bu fotoğrafı yenileyelim. Kaydedelim. Hemen getirip burada silip runway'in içine atalım. Image diyelim. Buraya sürükleyelim. Fotoğrafımıza kamera motion vereceksek biraz zoom istiyoruz diyelim. İçeri doğru biraz zoom istiyoruz. Şöyle sağa doğru öyle getirelim. Şöyle iyi. Save diyelim.
Motion Branch diyelim. Motion Branch'ta da hemen şöyle şu bulutları işaretleyelim. Şu kuşları, bulutları işaretliyorum. Ve bu ağacı işaretliyorum arkadaşlar. Şunu biraz büyüteyim. Böylece şunu demiş oluyorum. Burada hareketlilik yap. X ekseninde hareket etsinler. Veya sola doğru da hareket edebilirler. Sol tarafa doğru X ekseninde hareket etsinler. Horizontal bir hareket verelim. Save diyelim. Generate diyelim. Evet, renderımız sona erdi. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Evet, mükemmel. Of, mükemmel. Pekala, bunu da indirelim. Bak, gökyüzüne bak. Gökyüzündeki bu hareketlilik nasıl gerçekliliği vurgulamış. Şey de olmayabilirdi. Bunu zoom yapmayacağım. Zoomsuz bir haliyle. Güzel. Bunu indirdim bu halini. Bir de zoomsuz halini deneyeceğim. Evet. Bir de bu versiyonu deneyelim. Çok güzel. Harika bir animasyon olmuş. Pekala. Bunu da indireceğim. Bunun gece versiyonunu denemeye gerek yok. Çok farklı bir şey gelmeyecektir. Ama şunu bir denemek istiyorum. Şurada bir hareketlilik verelim bakalım nasıl olacak. Fotoğrafı sürükleyelim aşağıya gelsin. Motion Branch diyelim. Bu sefer bu yüksek enstantane olan bölümleri, buraları falan, ışıklı alanları işaretleyeceğim. Bakalım burada nasıl bir sonuç verecek. Bir tane daha çıkartayım. Burada da böyle bir sonuç ortaya çıkarmış arkadaşlar. Gökyüzünde bir bulutlanma hareket var. Ağaçlar, arabalar, araçlar sola gidiyor. Şunlar böyle. Çok güzel. Bunu da indirelim. Arkadaşlar, bu videoların çözünürlükleri düşük olabilir. Size düşük gelebilir. Bunun için CapCut.com'un Jabchut diye yazılıyor biliyorsunuz. .com'un çok güzel video ölçeklerini yükseltebilen, yüksek çözünürlükleri 4K'ya kadar çıkartabilen ücretsiz programı mevcut. CapCut.com'a üye olmanız yeterli. Bunun için daha sonra videoda çekebilirim ama size işte sırrını söylüyorum, yapabilirsiniz yani. Bu şekilde video çözünürlüklerinizi arttırabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sizleri seviyoruz. Bizlere destek vermek istiyorsanız beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olmak çok zor bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.